Bunun üzerine Almitra, bize sevgiden bahset dedi. Ve o başını kaldırdı, insanlara baktı. Üzerlerine sinen derin dinginliği duyumsadı. Ve yüksek bir sesle konuşmaya başladı. Sevgi sizi çağırınca onu takip edin. Yolları sarp ve dik olsa da. Ve kanatları açıldığında bırakın kendinizi. Telekleri arasında saklı kılıç sizi yaralasa da. Ve sizinle konuştuğunda ona inanın. Kuzey rüzgarının bir bahçeyi harap edişi gibi sesi tüm hayallerinizi darmadağın etse de. Çünkü sevgi sizi yücelttiği gibi çarmıha da gerer. Sizi büyüttüğü ölçüde budayabilir de. En yükseklere uzanıp güneşle titreşen en hassas dallarınızı okşasa da, köklerinize değinecek ve onları sarsacaktır toprağa tutunmaya çalıştıklarında. Mısır biçen dişiler gibi sizi kendine çeker. Çıplak bırakana kadar döver, harmanlar, kabuklarınızı, çöplerinizi ayıklar, eler. Bembeyaz olana kadar öğütür sizi, esnekleşene kadar yoğurur. Ve Tanrı'nın ilahi sofrasına ekmek olasınız diye sizi kendi kutsal ateşine savurur. Sevgi bütün bunları kalbinizin sırlarını bulasınız diye yapar. Ve bu biliş hayatın kalbinin bir cüzünü yaratır. Ancak korkunun kıskacında salt sevginin huzurunu ve hazzını ararsanız, o zaman örtün çıplaklığınızı ve sevginin harman yerine adım atın. Adım atın kahkahaların tümünün olmadığı, sadece gülebileceğiniz mevsimsiz dünyaya. Ve ağlayın ama tüm gözyaşlarınızla değil. Sevgi hiçbir şey sunmaz, sadece kendisini. Hiçbir şey kabul etmez, kendinden olandan gayrı. Sevgi sahip çıkmaz, sahiplenilmez de. Çünkü sevgi, sevgi için yeterlidir tümüyle. Sevdiğinizde Tanrı benim kalbimde yerine, şöyle diyeyim, ben kalbindeyim Tanrı'nın. Ve sanmayın, yön verebilirsiniz sevginin akışına. Çünkü sevgi yolunu kendi çizer, sizi değer bulduğunda. Sevgi bir şey istemez, tamamlanmaktan başka. Fakat seviyorsanız ve ihtiyaçların arzuları varsa, bırakın bunlar da sizin de arzularınız olsun. Erimek ve akmak, geceye şarkılar sunan bir dere misali. Şefkatin fazlasının verdiği acıyı bilip, kendi sevgi anlayışınla yaralanmak. Ve kanamak, yine de istekle ve coşkuyla. Şafak vakti kanatlanmış bir gönülle uyanmak ve bir sevgi gününe daha teşekkürle uzanmak. Sessizce çekilmek öğle vakti, sevginin vecdini duymak. Akşamın çöküşüyle de eve huzurla dönmek ve uyumak. Kalbinde sevgiliye bir dua ve dudaklarında bir şükür şarkısıyla. Bugün Dünya Şiir Günü ve biz Radyo Voyaj olarak Halil Cibran'ın sevgi şiirini seçtik. Anlarımıza sevginin güzelliğini taşısın diye. Peki siz de bugüne bir şiir armağan edin desek, hangi şiiri seçerdiniz? Paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı Radyo Voyaj sosyal medya sayfalarımızda heyecanla bekliyoruz. 107.4 Radyo Voyaj, dünyanın müziğine yolculuk.